ki yeni yıl hepimize sağlık afiyet biraz para getirse fena olmaz. Piyangoydu eskiden umudumuz artık piyangoda alan azaldı. Milli değil piyango her şeyden evvel milli piyangoda satıldı malum. Şans oyunları Demirören grubuna verildi. Ve sıkı durun. Sayıştay dikkat çeken bir tespitte bulunmuş. Ağustos 2020'den bu yana şans oyunları denetlenmiyor bu ülkede istediklerini yapabilsinler diye herhalde. Bir de ne tesadüftür haftalarca devrediyor büyük ikramiye talihlisini bir türlü bulamıyor. Sayısala kaldık artık. Umutlar ona mı kaldı? Ama yine çıkmamış. Çıkmadı mı? Yok çıkmadı. Her hafta oynuyor musun? Her hafta oynuyorum bağımlısıyım. Sayısalda şans topu da hiçbir şey, şekilde çıkmıyor zaten. Hep devir hep devir nereye gidiyor bilmiyoruz. Ama oynuyorsun. Vallahi ben İstanbul Ankara'dan geliyoruz. İstanbul'a geldik bir umut belki. Kimi lotoda, kimi yılbaşı piyangosunda deniyor şansını. Yılbaşı biletleri çıktı ancak eskisi gibi uzayan kuyruklar yok artık. Ya maalesef eski gibi var, 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 var. değil ama yani yine de var. Var. Ama erken biraz vakit erken. Daha sonra belki. Umudumuz daha sonraki günlerde ama yani yine de boş değil yani. Biraz umutlar piyangoya mı kaldı? Aynen öyle. Ne yapacağız ki başka? vatandaş bir umut diyor ya çıkarsa diyerek yılbaşı biletine sarılıyor çıkmayacağını bile bile sisal şansa devrinden bu yana şans oyunlarının denetlenemediği ortaya çıktı. Milli Piyango İdaresi'nin baş müfettişler marifetiyle mevzuata uygun bir denetim yapmadığı sayıştay raporunda ifade ediliyor. Konu Sayıştay taslak raporlarına yansıdı. Milli Piyango İdaresi denetleme yetkisini kullanmıyor. Şans oyunları Demirören ve İtalyan ortaklığı Sisal Şans'a devredildiği Ağustos 2020'den bu yana. Kaç tane aldın? Bir tane. Zaten çalıyorlar bize vermiyorlar bunu. Enayi vergisi derler buna. Öyle diyorsun. Evet enayi vergisi bu. Ama alıyorsun. En iyi iş, hastalık yapmış ya. Milli Piyango İdaresi çekilişlere sadece bir gözlemci gönderiyor. Oysaki ki Sisal Şans'ın satış bilet ve kolon sayıları kazanan ve ödenen ikramiye bilgilerini anlık olarak Milli Piyango İdaresi'ne göndermesi gerekiyor. Raporda Sisal şansın talihli bilgileri, ödenen tutarları ve bilet numaralarını anlık bildirecek bir sistemin kurulması istendi. Bu yönetim değiştikten sonra bunda kesinlikle muhakkak bir şeyler yapıyorlar ya. Çünkü 99 sayıya çıkardılar ya. Güveniniz kırıldı yani? Kesinlikle güvenim kırıldı. Ben kesinlikle oynamıyorum ya. Her şeyden şüphelenir haldeyiz. Haklıyız da Hani şüp bizim şüphelenmemiz bir şey ifade etmiyor. Yargı devreye girse, her şey belli olsa, hani ne derler, e şapka düştü, yani her şey ortaya çıktı derler değil mi? Şimdi Sezgin Baran Korkmaz'la görüştü mü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu? Muhalefet soruyor. Soylu görüşmeyi reddetmiyor. E peki ne konuşuldu? Gazeteci İsmail Saymaz Korkmaz'ın yakın çevresinden bir isme ulaştı. Görüşmenin detaylarını aktardı. İşte o haber. Sezgin Baran Korkmaz'la tarafınız arasında bir görüşme olmuş mudur? Kendisine yurt dışına çıkması telkininde bulundunuz mu? Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı'na çağırtıp İnan Kıraç'la aralarındaki alacak verecek meselesine dair olduğunuz doğru mu? O iddia yeniden gündeme geldi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Süleyman Soylu Sezgin Baran Korkmaz'la görüştü mü? Şayet görüştüyse ne konuştu? Soylu iddiayı reddetmedi. Hatta yukarıdan aşağıya öyle bir karar aldık diyerek itirafta bulundu. Detay vermedi. Sezgin Baran Korkmaz kara para aklama suçlamasıyla 6 aydır tutuklu Avusturya'da. Bu nedenle iddiayı yanıtlaması mümkün değil ama halktv.com.tr'den İsmail Saymaz Korkmaz'ın yakın çevresinden bir isme ulaştı. Buna göre Korkmaz iş insanı İnan Kıraç'la Kıraç Holding'de ortaktı. Holding'in ana hissedarı Nahum kardeşlerdi. Kıraç, Nahum kardeşlerin şirketteki hissesini almak için Korkmaz'dan yardım istedi. Nahumlar benden çok para istiyor, sen satın alırsan hisseleri senden daha uygun alırım diyerek. SBK hisseleri aldı, Kıraç Holding'in %45 hissedarı oldu. Ortaklık sözleşmesine göre Korkmaz'ın azınlık hissesi alınmazsa bedelin %50'sini Kıraç ödeyecekti. Yani 45 milyon doları. Kıraç ödemeye yanaşmadı. İkili icralık oldu. Sonunda tam uzlaşı sağlanmıştı ki bir telefon geldi Korkmaz'a. Yiğit Bulut devreye girmiş. Kıraç'a senin bu parayı ödemene gerek yok denilmiş. Soylu işi çözecekmiş denildi. Olaydan hemen sonra 4 Aralık 2020'de Korkmaz Emniyet Genel Müdürlüğü'nce arandı. Soylu'nun kendisini çağırdığı bildirildi. İddia böyleydi. Korkmaz o günü şöyle anlattı. Akşam onda gittim. Süleyman Bey dedi ki Kardeşim bu devlet meselesi, borcu sileceksin. Ben de devlet meselesi ise silerim dedim. Odadan çıktım. Sonrasında kıraçın yanındaki biri beni aradı. Seni Ankara'ya almışlar, ezmişler. Borcu silecekmişsin dedi. Kan beynime sıçradı. Ertesi gün uçağa binip yurt dışına gittim. Korkmaz 5 Aralık'ta Türkiye'den ayrıldı. Yaklaşık bir ay sonra SBK Holding'e operasyon düzenlendi. Korkmaz 19 Haziran'da Avusturya'da tutuklandı. Baran Korkmaz'ın neden yurt dışına çıkmadan 48 gün önce yurt dışı yasa, mal varlığına el koyma kararı ve hesaplarındaki bloke kaldırıldı? Bu soruların cevabı hala bilinmiyor. Aa, yeni yıldan ne bekleyelim, hayatta kalalım yeter diyen izleyicilerimiz var. Ben de tweetlerinizi okuyordum. İnşallah. 2022'yi sağ salim çıkaralım. 2023'ü de birlikte görelim. Seçim sandığını ne zaman görürüz onu da bilmiyoruz. İki saattir yaklaşık siyaset, ekonomi konuşuyoruz. MGK bildirisinde ekonomi vurgusu var. o Bana da bir, biraz değişik geldi. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde e, ekonomi e, ve e, kurulan tuzaklardan söz ediliyor. E, yarın da çok konuşulacaktır elbette. Yarın İzmir mitingi AKP'nin öne çıkacak. Yarın inşallah Kadir İnanır taburcu olacak. İyi bir haber vereyim hadi. Bültenin sonuna yaklaştık. Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı efendim. Taburcu edilir mi bilmiyoruz ama normal servise almışlar Kadir İnanır'ı. Pazar günü ani gelişen bir kanamayla önce ameliyata alınmıştı sonra yoğun bakımda tedavisi sürmüştü. Sonuçlar yüzümüzü güldürüyor diyor doktorlar yemek yemeye konuşmaya başladı. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülde Kural da sosyal medya hesabından duyurdu. Normal odaya alındı Kadir İnanır zihin ve beden fonksiyonları bütünüyle sağlıklı diyor doktorlarıyla sohbet ediyormuş. Sevgi emektir sözünün doğruluğunu bir kez daha anlıyorum diyormuş Kadir İnanır Sevgi emek. Şimdi günün utanç haberlerinden bir hatta en büyüğü. Genco Erkalı hakim karşısına çıkarttık. Çıkarttı Türkiye öyle söyleyeyim. İktidar çıkarttı. Bir benimle suçum var dediğinizi duyar gibiyim de hani belki bu tür hak ihlallerine karşı sesimizi daha gür çıkarabilmiş olsaydık 83 yaşındaki Genco Erkal bugün hakim karşısında böylesi ifade vermek durumunda kalmazdı. Suçlama binlerce kişiyi suçladıkları şey. Cumhurbaşkanı hakaret etmişsin sen dediler Genco Erkal'a. O da tarihe geçecek bir savunma yaptı mahkemede. Davaya gösterilen ilgiye çok teşekkür ederim. 83 yaşındaki tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında açılan dava nedeniyle Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ndeydi. Alkışlarla girdiği mahkeme salonundan yine alkışlarla çıktı. Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal İstanbul'da 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısındaydı. Yargılanmasına gerekçe ise Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması bir yıldan dört yıla kadar hapsi isteniyor. Yargılanmasına gerekçe ise sosyal medya paylaşımları. Paylaşımlar yeni değil dört yıl öncesinden. Ayder Yaylası'ndaki yapılaşmayı eleştirmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasını sorması ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirmesi bu eleştiriler nedeniyle hakim karşısındaydı. Dava devam ediyor. 11 Mart'a ertelendi. Devam ettiği için de çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Duruşma başlarken 16. Asya Ceza Mahkemesi'nin salonunun küçük olması nedeniyle bazı izleyiciler alınmak istenmedi. Ancak sorun kısa sürede çözüldü. Piyanist Fazla Say milletvekilleri dostları yalnız bırakmadı Erkal'ı. Savunmasında hakaret suçlamalarını reddetti. Genel duruma bakarsak ülkemizde son 6 yıl içinde Cumhurbaşkanı'na hakaretten 38 bin dava açılmış. Bu herhalde bir dünya rekoru. Durumun nedenlerini araştırmak gerekiyor kanımca. Neden bu kadar çok dava? Yargılamaya ilişkin tartışmalardan biriydi diploma. Bugüne kadar hiçbir cumhurbaşkanımızın diploması tartışma konusu olmamıştı. Hepsi devlet arşivlerinde yerini aldı. Hepsi kesin, açık ve nettir. Bu diplomayı da görelim diyorum. Mizahi bir ifade var bu tweette. İroniktir ama hakaret, neresi hakaret sayılabilir anlamıyorum doğrusu. Hayır hiç üzgün değilim. Bu kadar Bilakis... kötüsü de hiç olmadı ayrıca. Hayır böyle, bana böyle bir fırsat verildiği için çok mutluyum aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel duruşma salonundaydı. Müvekkilimin kişilik hakları zarar gördü dedi. Erkal'ın avukatı Turgut Kazansa davaya katılmasını...